Değerli takipçiler, taban açıları 40 derece olan ikizkenar üçgende A köşesinden sizden yardımcı eleman açıortay keseniyle oluşan uzunluk ve açı dağılımından AD artı DC toplamının AB'ye eşit olduğunu, uzunluk arasındaki bu ilginin varlığını kanıtlamaya çalışacağız. Peki yazabileceğimiz açıları yazalım. Taban açılar 40 olduğuna göre artık CİT açısını 100 derece olarak biliyoruz. Peki mantık olarak şöyle düşünebiliriz. Farklı ispatlardan birisi şöyle yapılabilir. Kanıtta AB kullanılacağı için işte bir kenarı AB olan özel üçgen kurabilmek adına AD doğru parçasını AB'ye eşit olacak şekilde uzatarak özel bir üçgen, Langley üçgeni, ikizkenar üçgen kurarak çözüme başlayabiliriz. Bu bir taslak çözümlü çizimdir. Buraya artık E dedim. İlk iş olarak EBA üçgenini inşa ettik. Mantık olarak. EBA üçgeni 20-80 açılı bir özel üçgen, ikizkenar üçgen. Peki artık taban açılar 80 olacağından dolayı 40'ı 80'e yine 40 tamamlar. Şurada E iç açısında gene biz dış bölge yazıyorum. 80 derece olduğunu görüyoruz. Peki buradan sonra nasıl devam edebiliriz? Nasıl özel üçgenlere geçebiliriz? Bu defa da ikinci iş olarak tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgene çalışabilmek için C noktasının AB'ye kesen çizerek bir başka ifadeyle C noktasından AE'ye dikme çizerek burada taban açıları 70 derece olan bir ikizkenar üçgene çalışabiliriz. Bu da bir taslak çizimdir. Şuraya artık F dedim. İkinci iş olarak ACF üçgenini inşa ettik. Bu üçgende 40-70-70 açılı bir ikizkenar üçgen. Eşkenarları artık sembolize edebiliriz. Tabanlarda artık açı olarak 70'leri görmek mümkün. Taban açılar 70. Bu ACF üçgeninde biz artık AD'nin AE'nin simetri ekseni olduğunu biliyoruz. Şuraya dik sembolünü koyabiliriz. Peki bu sayede artık biz C'deki 100 dereceyi parçalamış oluyoruz. Parçalardan biri 70, diğer parça ise 30 olmuştur. Peki D noktası ACP üçgeninde simetri eksen üzerinde olduğundan dolayı D noktasının C köşesine ve F köşesine olan uzaklığı eşit olacağından dolayı burada bir deltoide çalışabiliriz. Yani ikizkenar üçgenler kurmaya devam ediyoruz. Aslında A, C, D, F deltoidini kurmuş oluyoruz. Bu bir deltoid. Peki bu deltoidde açı dağılımına girmemiz halinde artık şuraya da H demiş olsaydık C, H, D üçgeninde baktığımız zaman bu üçgen artık 30, 60, 90 üçgendir. Noktayla göstermiş olduğum açıyı 60 derece olarak sembolize edersek artık ters açı bilgilerinden, bütünler açı bilgilerinden noktalı açılar hep 60 derece ola gelmiştir. Şurada yine 30 görmek mümkün. Peki bu defa eşkenarları birazcık renklendirecek olursak sorun çözüm buradan net olarak görülmektedir. Çizdiğimiz özel üçgenler sayesinde CD ile biz CF'nin eşit olduğunu biliyoruz. Peki kurduğumuz üçgenlerde yine köşesi F olan da açı dağılımına baktığımızda 100 derecenin bütünlüğüne şurası 70-30'dan 100 gelmiştir. Buraya yine 80 geldi. Peki biz kurduğumuz EBA üçgenini taban açıları 80 derece olarak biliyoruz. Artık bu 80'i iç bölge yazarsak şunu görmek mümkündür artık. Bu defa da yeni bir deltoid görmüş oluyoruz. O deltoidi şuraya yazmaya çalışırsam F, D, E, B bu da bir deltoittir. Peki burada içine yıldız koyduğum üçgenler eş üçgenlerdir. Bu yıldızlı üçgenlerin eş olmasının gerekçesi işte BD kenarı ortak, ortak kenara bitişik olan açılar 80 ve 40 olduğundan dolayı burada aka eşliği mevcuttur. Peki aka eşliği mevcut olduğuna göre eşit açılar karşısında
eşit uzunluklar, kenarlar bulunacağından dolayı artık biz kırmızı rengi kırkların karşısındaki DE ve DF'yi verebiliriz. Bu renkleri biraz daha şöyle ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Kırmızıyla göstermiş olduğumuz artık kenarlar doğru parçalar hep eşittir. Onları eşit sembolü şöyle koyabiliriz. Peki buradan artık sorunun cevabı ortaya çıkmıştır. Şunu yazabiliriz artık. Görselde biz DC'nin DE'ye eşit olduğunu ve DE'nin de DF'ye eşit olduğunu göstermiş olduk. Peki buradan göstermek istediğimiz şudur. AD artı DC cümlesini DC yerine DE'yi kullanarak AD artı DE diye yazabiliriz. AD artı DE demek de AE demektir. AE de AB eşit olduğundan dolayı kısacası istenen AD ve DC toplamının AD ve DC toplamının artık AB eşit olduğunu kurmuş, göstermiş olduk. Basit, kolay bir soruydu. Başka çözümler, kanıtlar yapılabilir. Umarım anlaşıldı.